Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Shakespeare imzalı aşk ve anlatı şiirlerini konuşacağız. Hocam bu kitap nereden çıktı diyenler olabilir. Şöyle söyleyelim. 2 yıl önce Shakespeare'in sonelerini okumuştum. Çok beğenmiştim. O nedenle de dedim ki aşk ve anlatı şiirlerini de okuyayım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel dizisinden çıkan kitapların bende çok farklı bir yeri var. Ölmeden önce eğer nasip olursa o seride yer alan sanıyorum 459 kitap var. Tamamını edinip okumak istiyorum. İçinden 50 kadarını okudum. Bakalım. Şimdi Shakespeare'le devam edelim. Kitap şöyle arkadaşlar. İngilizce ve Türkçe şekliyle yer alıyor. İçinde şu şekilde gösterelim. Mesela kitabın bu sayfasında İngilizcesi, yani sol tarafta İngilizce varken sağ tarafta da Türkçesine yer veriliyor. Aşk ve anlatı şiirlerinde sizlerin de tahmin edeceği üzere aşk ve aşkla bağlantılı çeşitli temaların olduğunu görüyoruz. Ne gibi temalar hocam derseniz, özlem, mücadele, sevgi, pişmanlıklar gibi aşka dair birçok konuyu görüyoruz. Bazı bölümdeki şiirlerin öyküye benzediğini söyleyebilirim. Zaten anlatı şiirleri demesinin sebebi de budur. Bazı bölümdeki şiirler tamamen öykü gibi duruyor ve bir olayı anlatmak üzere kaleme alınmış olduğunu söyleyebiliriz. Kitabın girişinde uzunca bir yazı yer alıyor. Yani hem Shakespeare'i anlamak, hem Shakespeare'in sanat anlayışını anlamak, hem de bu kitaptaki şiirlerin, bölümlerin nedenini anlamak için bu yazının son derece etkili olduğunu, olabileceğini söylemem mümkün. Sunuş adıyla bir yazı yer alıyor. Kitabın çevirisini Talat Sait Halman yapıyor. Talat Sait Halman bu alanda yetkin isimlerden biri. Kitabın sonunda genişçe bir kaynakçaya da yer verilmiş. Yer yer dipnotlar verilmiş. İşte bu şiirin Shakespeare'e ait olmadığı düşünülüyor. Shakespeare'e ait olma ihtimali son derece düşüktür gibi. Talat Sait Halman bizleri bu konuda da bilgilendirmiş. Çok iyi çeviriler yapıyor. Özellikle son ileride Talat Sait Halman çevirmişti. Ben çok beğenmiştim. William Shakespeare, Aşk ve Anlatı Şiirleri. 7. Sen gözümün içine bak, senin güzelliğin orada. Eğer gözler iç içe ise birleşmeli dudaklarda. 8. Kıvama erdiğinde toplanmayan güzel çiçekler çok geçmeden çürüyerek kendilerini yok eder. 9. Sırf kendi için büyümek kötü kullanım demektir. 12. Kendi davasını kazanamaz aşk yargıcı olan. 16. Ama kalbin avukatı suskunsa savunmasında müvekkil iflas etmiştir. Umut kalmaz davasında. 19. Ne olur sevmeyi öğren. Öyle kolay ki aşk dersi, hem asla kaybedilmez. Öğrenilince en iyisi. 20. Aşk fazla borca girmektir. 21. Duymak için, görmek için olmasa hiç göz ve kulak, yine de severdim seni ellerimle dokunarak. 21. Ama tat alma duyusuna enfes bir şölensin sen, öbür dört duyu içinde bakıcı, besleyicisin. 24. Olmuş erik kolay düşer, asılı kalır ham olan, ekşilikten kurtulmaz, vaktinden önce kopartılan. 37. Aşk yaşlıyı düşkün bunak yapar, genci ise köle, aşk cinnette akıllı, aptallıkta zekidir ancak. 50. Ne şaşırtıcı çağ, dedi. Benim şunu anlamam zor. Sen öldün ama yine de gün ışıl ışıl parlıyor. 69. Arada sırada baharı biraz kırağı çalar. 72. Damarlar gök mavisi, ten benziyor su mermerine. Mercan gibi al dudaklar, kar beyazı çukur çene. 76. Açığa çıkmamış hata, olmamış eylem gibidir. 80. Sedir ağacı eğilmez ayağına bodur çalının, çalı kurur varınca köküne sedir ağacının. 119. Anadan babadan önce ölürse çocuklarımız, onlar evladımız değil, biz onların evladıyız. 127. Aşkta sağduyu yoktur ama aşk aklın dengi. 152. Önce gelen yine gelir diye bekliyordu onu. Arkadaşlar alıntılar bu kadar. İçerisinde aşka dair çok güzel şiirler var. Yer yer uzun mısraların kullanıldığını söyleyebiliriz. Kısa mısralar da ilerleyen bölümlerde tercih edilmiştir. Peki hocam bunu kim okusun? Ya da bu yayın evinden mi okusun?
Bunu açıklayarak devam edelim. Arkadaşlar, eğer aşk ve anlatı şiirlerini okuyacaksanız bu kitabı okuyun. Neden? Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi içerisinde yer alan bu kitabın çevirisi çok güzel. Bir iki yerde yazım yanlışı var. Yani anlatımla ilgili herhangi bir probleme denk gelmedim. Şiirin aslına son derece uygun kalındığını söyleyebilirim. Kitap bir tarafında İngilizcesi, diğer tarafında Türkçesinin olması nedeniyle de İngilizcesini test etmek isteyenler İngilizce kısmına da zaman zaman bakabilirler. Peki kimler okusun? Lise 1. sınıftan itibaren hemen herkes, bütün şiir severler. Büyük bir memnuniyetle, rahatlıkla, nitelikli olan bu kitabı okuyabilirler. E okuyalım mı diyorsunuz? Okuyun arkadaşım. Bundan iyisini bulamazsınız. Shakespeare'den ölmeden önce en az birkaç kitap okumalısınız. Ben soneleri okumuştum. Şimdi aşk ve anlatı şiirlerini okudum. Size ilk olarak soneleri, ikinci olarak da aşk ve anlatı şiirlerini önerebilirim. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.